Ay uyanayım bari artıkın. Artık uyku bitsin. Yohum gelir. Gözüm nerede benim? Görmüyorum ben. Gözüm nerede harbiden burada? Günaydın. Telefonum nerede? Telefonunu aldım, artık yok. Öyle bir şey yok. Aldım bile çoktan. Öyle bir şey yok oğlum. Nasıl yok? Yok öyle bir şey ya. Benim telefonum nerede? Sattım. Sattın mı? Abart. Abart bir de. Sattım diyor bir de ya. Allah Allah. Ne oluyor ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? 24 saat boyunca hiçbir elektronik eşya, yani telefon, tablet, laptop, bilgisayar, televizyon, hiçbiri yok. İnternet yok. İnternet kullanmak yok. Siz de dahil. Siz de kullanmıyorsunuz bugün benimle. Ben giremiyorsam siz de giremezsiniz, tamam mı? Burada ben internetsiz kalacağım. Ama bu çok zor bir şey, anladın mı? Çok zor ya, düşünsene artık. Yani biz sosyal medya kullandığımız için ve siz bizi çok fazla aktif gördüğünüz için, ben mesela özellikle kendim için söylüyorum, her gün Instagram'a story atmazsam, bir tane TikTok videosu atmazsam kalp krizi geçiririm. Gerçekten bugün nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Benim için bir survivor şu an bu. Gerçekten şakasız bir şekilde survivor. Telefon yok, internet yok, duba yok. Düşünsene gerçekten böyle bir dünya olduğunu. Çok kötü değil mi? Kanım çekildi. Televizyon varmış burada bak. Ne dinliyorum? Öyle dertli. Tamam, kapatıyorum. Ya efkar yapıyorum, burada drama. Dün burada uyuyakalmışım depresyon battaniyesiyle. Şarkı dinleye dinleye. Ağlaya ağlaya falan. Ağlamadım tabii ki. Biz bugün internetsiz ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım yani. Bir şeyler yapmamız lazım. Burada oturursak böyle psikolojim bozulur. Aktifleşmek lazım biraz. Sosyalleşeyim bari. Şu sosyal dünyadan çıkayım. İnsan içine karışayım. Azıcık iki tane insan yüzü göreyim. Gerçekten ya. Çok acıyorum bazen kendime falan diyormuşum. Şaka yapıyorum. O zaman ne yapabiliriz? Bence benim günlük olarak şu sıra yaptığım bir şey var. Spor yapıyorum. Spor yapabiliriz. Spor aç karnına yapılır. Spor öncesi kahvaltı yaparsam nasıl kaldırayım o ağırlıkları? Söylesene bana. Daha. Kaldırırsın sen, bir şey olmaz ya. Ha, dalmış gitmiş. O zaman bir spor salonumuza gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım ondan sonra. Şimdi spor yapıyorum, sonra bir sürü abur cubur yiyorum falan. Diye. Spor salonundan sonra kahvaltı yapabiliriz. Sonrasında kahvaltıda düşünürüz ya. Şu an beynim çalışmıyor. Ben bir şey yapacağım zaman telefonumu alıyordum. Oradan bakıyordum yani, neler yapabilirim, nereye gidebilirim, nereye çıkabilirim. Bir de biz daha şeye gideceğiz ha. Kahvaltı yapacağımız yere gideceğiz ve konum yok. Nasıl gideceğiz? Taksiciyle gideceğiz. Okay. Artık dayanacak. Ah be taksici abi. Taksici abinin internetini de kullanamıyoruz değil mi? O da kullanmasın. 24 saat internet yok. Bana ne? Bana ne ya? Herkes kullanmayacak ben çekiyorsam, ne olmuş yani? Şimdi bir çıkacağız dışarı, herkesin elinde telefon. Ben kriz geçiririm ha. Annem ne yapıyorsun annem? Çocuğum ne yapıyorsun? Bir şey yok, bir şey yok. Tamam geçecek, bunlar da geçecek. Bir şey yok. Git ya. 2 dakika duygusal da olmuyorsun. O zaman ilk olarak spor salonumuza geçelim mi? Bence geçelim. Güzel bir spor yapalım. Bas 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 basalım. Nasıl fikir? 10 numara. Değil mi? O zaman spor salonuna geldik ya. Spor yapmaya geldik. Yanlış kombin tercihi. Görüyorsun değil mi kombinimi? Nasıl bir spor yapabiliriz mesela? Bisiklet sürebiliriz. Nasıl fikir? Şimdi ben spor yapacağım ve story atmayacağım bunu. Evet. Ben niye spor yapıyorum o zaman? Söyle. Sağlık için. Şaka yapıyorum tabii ki de. Evet, bu bisikletimizi kullanabiliriz. Evet, ben maalesef spor salonuna botlarımla geldiğim için çoraplarımla devam ediyorum. Dünyanın en ikon videosu bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde kasmıyoruz. Rahat, business takılıyoruz. Hayat sevince güzel. Mesela şarkı falan da dinleyemiyoruz şu an. Ben çok gerginim yani. Böyle spor mu yapılır lan? Neyse, bari onu ektiğime değse. Tatta, sarışınlı ama neyse. Gerçekten şaka mı? Hayatı sorguluyorum şu an. Gücüm kalmadı. Yağmur damlalarını izliyorum. Yağmur yağıyor dışarıda. Hayat zor. Ne, ben spor yapıyorum, yapıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Neden? Zamanı var mı? Bir haftadır yapıyorum. Bir hafta az mı süre? Hayır, gayet iyi bir süre bence. Allah'ım ya. 2 aydan sonra sonuç alırız. 2 aydan sonra mı? Olabilir, deneriz. Arkadaşlar ben gerçekten çok sinirleniyorum. Telefonum yok ya, benim gerçekten moralim düştü ha. Yeter lan yeter! Telefonsuz hayat çok kötü. Benim için çok zor şu an. Ama sinirleniyorum artık. Bunu yapmak istemiyorum daha da. Yeter, yeter. Top ses be. Herhal. En güzel spor pilates. Haksız mı? Bundan nefret ediyorum işte.
Elim acıdı, yerler çok sert. Beni kaldıracak biri yok şu an mesela. Gel. Gelmeyeceğim. Telefonumu verin bana ya. Ben internetsiz yapamam. Neyse dur. Anksiyetem tuttum. Ankastrem midir nedir işte o? Neyse kalkıyorum. Düştüğüm gibi kalkarım. Tek başıma. Bana göre ha. Görkem'in tipi görmen lazımdı. Aynadan gözüktü mü acaba Görkem? Çok eğlendim. Bak böyle şeyler yapalım. Ne olur eğlenceli bir şeyler yapalım. Mesela tenis oynayalım mı? Hadi gel. Şimdi bir şey yapacağız, tamam mı? Şimdi bu tenis raketimiz, bu da topumuz, tamam mı? Şimdi bir sayı söyle Taha. Tamam mı? 7 mi? Daha yüksek söyle ve o sayı kadar sektirirsem şu olacaktı. Tamam mı? 30 tane sektir, bir tane pamuk şekeri. Gerçekten. Bekle. 5, 19, 20. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40. 40 tane sektirdim. Ustayım oğlum ben bu raket içinde. Korelilere sardım şu sıra ayağım acıdı. Bekle şimdi, bekle sen burada, ben bir şey getireceğim bize. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Evet. Şimdi bu nasıl oluyordu ya? Allah Allah. Beynim çalışmıyor şu an. Ana. Lan. Dur dur, hallediyorum. Halledemiyorum. Hallettim. 2 hours later. Şimdi ben güçlü bir insan olduğum için 2,5 kilo kaldırıyorum. Oturuyoruz buna. Ah, ne kadar rahat. Şimdi buna ne yapılıyor? Ben hiç yapmadım bunu. Şöyle yapıyoruz, dur. Güm. Güm. Kol kası yapıyoruz, hazır mısın? Ne kadar güçlü. Business woman. Yoruldum. Spor bu kadar mı yani? Normalde ben çok sıkı bir antrenman yapıyorum ama şu an yapmak istemiyorum yani. İnternet olmadığı için bundan zevk almıyorum. Yani internet olduğunda daha farklı oluyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Bu durum beni geriyor, neyse. Bu beni yordu ya. Gel lan, deneyeceğim. Gel şimdi. Ve bu nasıl çalışıyor ki tam olarak? 5 kilo koyuyorum. 100 kilo dedik. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Sonra 5'er kilo daha koyuyorum. Sakatlanmasak bari. Bir de senin hatırına 2,5 daha koyuyorum. Kaldırabilecek misin? Oğlum bak, bana yapamazsın. Yapamayacak bir şey, bir muamele çekme. Vallahi bak, mahvederim adamı, biliyorsun değil mi? Ben güçlü bir kadınım. Evet, şimdi bunların uçlarına bir şey takmasam ne olur? Oğlum bunu bu kadar kim kaldırdı ya? Dur kaldıracağım, bekle. Kalkmıyor ki. Ama biz bunu çok yukarıya takmışız. Yoksa ben kaldırırdım. Bu ne? Benim boyum yetmiyor ki. Şaka mı? Bir şey diyeceğim, bu beni taşır mı? Taşır. Yemin et. Vallahi de. Benim ona bir şey yapmam lazım. Dur, çekil. Çok eğlenceli bir şey yapacağım. Hazır mısın? Taşır değil mi? Eminsin. Taşır. Hazır mısın? Maymun aldı. Nasılım Taha? Yandan çeksene beni. Ben küçükken bunu okulda çok yapıyordum, biliyor musun? Nasılım? Nereden buldun be maymunu? Sokaktan aldım anne. Ne olur evde besleyelim. Böyle bir ses var. Maymun ettim kendimi iyice. Şunda yürüyelim mi? Hadi run run run. Sevdiğim çocuğa doğru koşuyorum, bekle. Benim spor şakam. Güzelliğimi kaldıramadı. Efendim? Arızalı. Benlik bir problem yokmuş. Arızalıymış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayatta da hep arızalıları bulurum zaten ben. Başarılı. Neyse, bu kadar spor yeter ya. Çok yoruldum. Fit kadın oldum. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok yani. Ne yapacağız ki? Hava güzelmiş. Yağmur yağıyor. Yağmurlu havaları ben çok severim. Neyse artık ben... Acıktım. Açım, ben çok kalori yaktım. Çabuk bir şeyler yemem lazım. Hemen böyle... Yemem lazım. Bak farkında mısın? İki hareket yaptım yine. Enerjim yerine geldi. Telefon, internet, hepsini unuttum. Aklıma bile gelmiyor. Şimdi o zaman kahvaltı yapalım mı ya? Hadi kahvaltı yapalım. Hadi kahvaltı yapalım. Lütfen. Hadi kahvaltı yapalım. Beni ışınlar mısın oraya?
Şöyle bir çok utandım ışınlanma nedir ya. Şu an kafeye geldik, yemek söylemek istiyorum. Açım ya. Açım. Ve tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz ki telefon, tablet her şey bana yasak. O yüzden QR'dan okutacaktım menüyü. Gerçekten hayatımız internet olmuş ama internet bana yasak olduğu için QR okutamadım. Menü geldi, menü de tablette geldi. Yani ne yapacağım? Bakmak zorundayım, açım ya. Ama bu şey değil arkadaşlar yani. Bu internet değil, bu menü. Bunu bir menü defteri olarak düşünün. Kapağı mapağı var, defter, menü. Şimdi ne yesek? Yiyecekler. Şimdi ne söylesek? Çarkı felek mi söylesek? Bu ne kız? Bak defter gibi, anladın mı? O yüzden problem yaşamayız bunu. Şundan söyleyelim mi ya? Ay bilemedim. Evet ya, ben bundan söylemek istiyorum ya. Çarkı felek istiyorum. Hadi sipariş edelim. Merhaba. Tabii ki. Gel. Seviyorum. Hiç beklemiyordum. Tamam mıdır? Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşürüz. Ne demek, rica ederim. Çok tatlılar. Ama hadi çarkı felek. Hadi çarkı felek. Nasıl söyleyeceğiz buradan? Bakar mısınız acaba? Ben buradayım. Tek olabilirim, evet. Dışarıda tek oturan gerizekalı ben olabilirim. Ama lütfen bakar mısınız? Yani ben, herkes içeride oturuyor normal, bu arada insanlar içerideler. Yani soğuk, hava soğuk, anladın mı? Ama ben insanlara rahatsızlık vermek istemediğim için içeride geçmedim. Çünkü çekim yapıyorum ve insanlar yüksek sesten, kameradan, buradan, benden rahatsız olabilirler değil mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden... Merhaba. Biz bir tane çarkı felek alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Yemek yiyeceksin ya, nasıl da mutlusun ya. Evet, ne sandın? Aa bu arada Taha, 500 bin olmamıza çok az kaldı. Ne kadar kaldı? Şu an 485 binim yani. Ben bu videoyu attığımda o zaman 500 binim. Hadi inşallah. Ben bu olayı çok sevdim. Video atıyorum, bir bakmışım 400 binim. Bir bakmışım 500 binim. Bir bakmışım 1 milyonum. Bir bakmışım 1 milyonda uçaktan aşağıda atlıyorum böyle. Açmışım kollarımı, geliyorum. 1 milyon kişi beni aşağıda bekliyor. Yapacağım bunu bu arada. Söz verdim. 1 milyon olunca uçaktan atlayacağım arkadaşlar. Bunun sözünü verdim ben. O zaman şimdiden 500 binimiz de kutlu olsun o zaman. Değil mi? Kutlu olsun. 500 bin, 500 bin, 500 bin. Hala abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. İlk başınız. Biz de yemeğin gelmesini bekliyoruz o zaman. Yemek geldiğinde devam ederiz muhabbetimize. Nasıl fikir? Şuna bak. Ben spor yapıyorum bu kadar. O kadar kalori kalori duruyor ki. Ama olsun ya. Arada kendimi ödüllendirmem gerekiyor arkadaşlar. Her zaman. Sağlıklı sağlıklı besleniyorum zaten ben. Salata yiyorum, onu bunu yiyorum falan filan. Ama bunlara da ihtiyaç var. Değil mi? Hadi başlayayım yemeğe. Ay çok güzel duruyor. Oha. Margarinle pişirmişler. Allah'ım. İnternetsiz kendime vakit ayırmak ne kadar güzel bir şey ya. Ama şu kamera olmasa var ya psikolojim bozulurdu benim. Bunu bitirebilir miyim ben? Bitirirsin ya. Bitiririm. Buradan sonra ne yapsak acaba ya? Yani düşünüyorum, ne yapabiliriz? Buz pateni. Evet. Buz pateni yapalım. Ben de yapmak istiyorum, bayağıdır yapamıyorum. Çünkü vaktim yoktu. Oha. Evet, buz pateni yapalım. Çok eğlenceli, ben çok sevdim bu videoyu. Lütfen. Eğer bu videoya 50 bin like gelirse bu videonun ikincisini çekelim. İkincisi ama biz de yokuz, tek başınız. Siz de yoksunuz. 50 bin like'a. Yani ne yapacağım o zaman? Tamam. 50 bin like gelirse çekerim. Yani çekerim herhalde. Çekerim. Tamam. 50 bin like'a çekeceğim bunu. Hem de siz de yoksunuz. Sigara böreği. Böreği mi? Börek o, börek. Böreğin. Böreği. Böreği, börek. Böreği. Börek. Börek. Heh. Böreği. 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 O ne ya, böre gider gibi böreği. Böreği. Ha böreği. Heh, sen böreği diyorsun. Böreği işte. O zaman ben artık yemeğimi yiyeyim. Hızlıca. Bunu bitirmek zor çünkü. Ve patende görüşürüz. Buz pateni yapacağım. Görüşürüz. Atlı karıncaya bineceğim ilk. Çok eğlenceli duruyordu. Bir şey diyeceğim. İlk atlı karıncaya bir kere binmek istediğimde videoda değildim o zaman. Öyle eğlencesine binecektim. Ve bana yaşın çok büyük senin bunun için dediler ve bindirmemişlerdi. Çok üzülmüştüm. Şimdi bineceğim. Süper. Buna bineceğim. Bu daha yukarıda. Ama onlar yukarı aşağı iniyor ya böyle. Aa. He. Biliyorum zaten. Ağzıma kadar sokma şu kamerayı. Tamam yine hadi şimdi sen. Ben gidiyorum. Ben de seninle geleyim. Nasıl geleceksin? Ya düşersen? Yok sen merak etme.
benim CV şakamı. Düşünsene. Şeye geliyorsun, buz patenine geliyorsun eğlence merkezine. Atlı karınca da bir tane. 19 yaşına gelmiş, kocaman kız olmuş. Bir velet. Çok eğlenceli ama ya. Keşke bir atım olsa. Beyaz. Ne güzel olurdu. Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz şu anda abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz hiçbir zaman. Lütfen. Hadi burada 500 bin kutlaması yapalım. Zaten atınca 500 biniz. Biliyorsun değil mi? İnşallah. Göreceksin bak. Ben bu videoya girdikten hemen sonra 500 bin alacağım. 500 binimiz kutlu olsun. Kolumu vurdum. Bu kadardı. Tamam, geliyorum. Yaşasın buz pateni. Ben artık buz pateninde figür yapmak istiyorum ya, gerçekten. Hadi kayalım. Ama hocamız bize yardım edecek tabii ki yine. Zaten tamam. V şeklinde. Tamam, V şeklinde. Dur, dikkat et. Çocuğu ezme de, şuradan gel ta. Çok hızlandık. Dur. Her zaman böyle yana doğru gönderek düşün ya. Böyle yaparsan eğer zaten yere saplanır. Her düşmene sebep olur. Anladım. Düşmeden halledeceğim. Düşmeden halledeceğim ben bunu. Ayağın böyle yana çekiyorsun ya. Evet. Yavaş çekeyim. Okey. Çok hızlı çekeyim. Böyle kendini yapalıyorsun. Anladım. Yapacağım. Ama çok kayıyor burası çünkü. Ben böyle oynayayım burada. Bir kere bizim için döner misin? Evet, lütfen. Ya süper. Ama çok güzel durmuyor mu? Ben de bunları öğrenmek istiyorum. Mesela şey var, basit hareketlerden. Limon var, belki onu biliyorsun. Limon şu mu? Aynen. Ben onu bir videoda öğrenmiştim. O kadar. Dansı yok. Yine görsel hafızan iyi ya. Duyabiliyorsun. Tamam, yapacağım. Yapacağım, yapacağım diyeyim. Hiçbir şey yapamam, şaka. Mesela dur şimdi, uzun yerde yapalım. Hızlanırken yapma. Tamam. Ayakları ne olsun? Uzun otur böyle. Tamam. Ay, düzleştiği zaman direkt kapat. İşte direkt kapatman gerekiyor. Aa, böyle aşağıda kapanmıyor. Öyle bir şey. Benim şey, bekle deneyeceğim. Çok biraz küçük oldu. Açtım, çok açtım, biraz fazla açtım. Onun genişliğinde olsun. Tamam, dur. Yapacağım şimdi. Şimdi yavaş yavaş Taha'yı bir zorlayalım. Zorla. Zorlayamam ama öyle dersen. Düşerim ama sen gittin bayağı. Mesela. Onu ama sen de. Mont var. Aman Allah'ım, nasıl kayıyorlar ya. Ay, dur bir düşeceğim artık, git. Ya arkadaşlar, ben buz pateni dersi alma kararı aldım. Bunu şu an YouTube'da söylüyorum. Güzel hanımefendiden alacağım. Ve bundan kendime ve buradaki takipçilerime söylüyorum. 3 ay sonra, 4 ay sonra, bilemedim 1 sene sonra döneceğim. Patenle döneceğim. Peki ben ayağımı ne yapıyorum? Ben ayağımı böyle tutabilirim değil mi? Evet, hafıza yapma ama. Tamam. Ben çok eğleniyorum. Keşke hep böyle yapsaydık ya. Drift attı, gördün mü? Evet, ben çok eğlendim, çok iyiydi. Bu kadar yeterli bence. Bu yani, kadar buz pateni. Dozunu aşmadan. Beni bıraksan ben böyle devam ederim tüm gün ha. Her şey için çok teşekkür ederiz hocamıza. Ben çok memnun oldum. Ben de. Paten dersi alacağım. Evet, halledeceğiz bir şekilde ya. Halledeceğim. Olacak. Olacak. O zaman artık buz pateninden çıkabiliriz. Artık telefon, internet bir şey verin ya. Yeter. Bu ne? Hapis gibi. Oğlum kırıldı. Vallahi kendimi burada hissediyorum. Buradayım, anladınız mı? Böyle bir şeyin içerisindeyim ve çıkamıyorum. İnternet yok, telefon yok. Televizyon yok, her şey okey ama artık bir... Bir iletişim, bir... insan, bir telefon, bir şey... Yok. Ah, psikolojim bozuldu.
Kendimi böcek gibi hissediyorum şu an. Delirdim, delirdim. Fıttırdım. Beni deli hastanesine kapatın. Gerçekten lütfen. Of, ben gitmeyeceğim abi. Ben şurada bankta uyuyacağım. Kaçışım bu kadar kolay oldu işte. Ben gelmiyorum artık, yeter. Gidin kaybolun, ben burada sefil gibi uyuyacağım. İnternetsiz kendimi sefil gibi hissediyorum. Ama telefon verin ya. Bir kere verin. Yeter! Yeter! Kolejim bozuldu. Siz hala gitmediniz mi? Telefon verin bana. Neyse, çok az kaldı, alacağım birazdan, ulaşacağım telefonuma, internetime, her şeyime. Ben sizsiz yaşayamıyorum. Her neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Gerçekten benim için zor bir video oldu. Çünkü ben internetsiz olmuyor, anladınız mı? 5 dakika bile olsa bakmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Bir şekilde atlattık bugünü. Ama yine sosyalleştik, güzeldi. Buz pateni yaptık, spor yaptık, yemek yedik, dışarı çıktık. Kendimize vakit geçirdik, kendimize vakit ayırdık. Bence yine güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanala abone değilseniz şu anda abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı ve her cuma 19.00'da görüşmeyi unutmayalım. Ufak bir info geçmek istiyorum. Önümüzdeki hafta 2 tane video girmeyi düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz bu konuda neler, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre önümüzdeki hafta 2 video geliyor. Tatile özel sizin için bir ödül lazımdı. Bence en büyük ödül 2 video. Düşünsenize. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.